Saraya kim gitti tartışmasına varmayacağım. Tekrar olur. Ama Muharrem İnce cephesinde Macron modeli diye tartışıldığı için onu anlatacağım da size. Sıcak bir takım haberler var. Karay Alçı'nın tepkisini dün görmüşsünüzdür. Diyor ki Murat Karayalçın, Muharrem İnce'nin yaptığı bir şantajdır diyor. CHP'nin oylarını böler diyor. Şimdi ne oldu? Muharrem İnce'ye gidecek eski başkanlar, sevgili dostlar. Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Kılıçdaroğlu da dedi ki Muharrem İnce gelmek istiyorsa randevusunu alsın gelsin dedi. Hani özel olarak bir Muharrem İnce gündemi olmadığını işaret etti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce de zaten parti kurmayacağım canım benim hareketim falan diye biraz kıvrak mesajlar verince... Sonuçta ortalık biraz nane molla Muharrem İnce cephesinde ve CHP cephesinde. Ama Murat Karayalçın açıkça şantaj olarak niteliyor Muharrem İnce'nin tavrını. Bu da hoş bulunmadı diye düşünebilirsiniz CHP'de. Ama bir yandan da dün yandaş medya CNN'de Hakan Bayrakçı %15'e falan vardırmış Muharrem İnce'nin oyunu. AKP'den bile oy aldığını iddia ediyor. %15 baya iyi. Daha önce Kemal Özkiraz'ın %6 dediğini hatırlatırım sizlere. Muharrem İnce bir şey deniyor sevgili dostlar bana kalırsa. Ve bu yayını tamamlamadan hemen önce ne denediğini size anlatmak istiyorum. Muharrem İnce'nin biraz daha bu Macron modelini anlayalım istiyorum. Daha önce Macron modelini Abdullah Gül, Ali Babacan için de söz konusu oldu. Macron modeli orada da model alınmıştı. Nedir bu Macron modeli? Şimdi siyasette Macron modeline bir mercekle bakalım dostlar. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un seçim zaferi nedeniyle adından söz ettiren bu model, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle Türkiye'de de örnek ve hatta rol model olarak değerlendiriliyor. Geçen yıllarda Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibinin gündeme aldığı ve haber olduğu model, şimdi Muharrem İnce'nin dilinde. Muharrem İnce önceki gün açıklama yaptı, bakacağız şimdi. Partisiz bir hareket yaratan Macron, bağımsız aday olarak girdiği seçimin ilk turunda %24,9 oy almasına rağmen ikinci turda oyunu %65,1'e çıkardı ve Fransa'da Cumhurbaşkanı oldu. Evet, ilk turda Macron modeli denilen bu modelde ilk turda düşük oy almasına rağmen ikinci turda 65'e çıkararak Cumhurbaşkanı olmayı başardı. O yüzden Türkiye'de de bu Macron modeli değerlendirilen bir model sevgili dostlar. Şimdi daha önce Abdullah Gül ekibi bu konuyu değerlendirmişti dedim. Biraz ona bakacağız. Macron modeli masada diye Abdullah Gül, Ali Babacan hazırlıkları sırasında gündeme geldi konu geçen sene ve bir restorasyon döneminden söz edildi. Tıpkı Macron'un yürüyüş hareketi gibi 2 yıllık bir restorasyondan söz etti bu ekip. İlk hedef hükümet sisteminin güncellenmesi. Yeni oluşum 2 yıl içerisinde tarafsız, yetkileri azaltılmış bir cumhurbaşkanı modelini meclise getirecek ve buradan geçirmeye çalışacak. Aynı oranda meclisin de yetkileri artırmaya planlanacak. Meclisten istenilen sonucun alınmaması durumunda referandum seçeneğini masaya getirecek. Yani Ali Babacan'la beraber Abdullah Gül'ün Macron modeli demesinin nedeni parlamenter sisteme biraz anladığım kadarıyla geçiş. Parlamenter sistem dememiş ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yetkilerinin azaltılması demiş. Cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltılması demiş sevgili dostlar. Gül ekibinin masasında Macron modeli. Ali Babacan'ı Macron'a benzetiyorlar. Çünkü Macron da Hollanda'nın ekonomi bakanıydı. Ali Babacan'ın da ekonomi geçmişi hani biraz oturuyor diye değerlendirilmişti o zaman. Şimdi Muharrem İnce'nin Macron demesini bir tekrar hatırlayalım. Muharrem İnce Fransa'da Macron örneği gibi olabilir. Hedefim %51 diyor. Yani partiye, CHP'ye zarar verecek bir hareket değil benimki demeye çalışıyor. Parti değil, hareket kuruyorum. Macron gibi partisiz bir liderlik diyor. Bölme eleştirilerine de Cumhurbaşkanlığı sisteminde bölme diye bir şey yok. Cumhur İttifakı'na gitmeyeceğim sözleriyle yanıt veriyor. Macron modelini benimsediğini ifade ediyor. Muharrem İnce bir şey deniyor bence sevgili dostlar. Şimdi onu anlatmadan önce size bir Macron nasıl kazanmıştı parantezi açalım. Ve Muharrem İnce'nin şansını denemesine neden olan bu çerçeveyi biraz daha anlamaya çalışalım. Muharrem İnce'nin şansını denemesine yol açan o Macron'u kazandıran çerçeveye bir bakalım. Şimdi
Üç kişi Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor Fransa'da. Marine Le Pen, Macron ve Fillon. Fransa'da ilk turda hiçbir aday %25'in üzerinde oy alamıyor. İlk turda %21 oy alan Le Pen, ikinci turda oyunu 33'e kadar çıkarıyor. Ama aslında ikinci tura Cumhuriyetçi aday Fillon katılacaktı. Ama eşine milletvekili danışmanı sıfatıyla maaş bağladığı ortaya çıkınca kulvara giremedi. Onun yarattığı çöküş, onun seçmeninin de yarattığı çöküş, yani eşine kayırmacılık yarattığı için seçmeni Macron'a gitti. Macron ikinci turda kendini merkezin sağında ve solunda tanımlayan seçmenin oylarının büyük bölümünü aldı. Yani ne sağ ne sol dedi. Ve her iki taraftan da oy aldı. Fillon'un oylarının %48'ini aldığını ifade ediyorlar Macron'un. Ve böylece Macron Fillon'un oylarının yarısını da alarak avantaj sağladı ve Cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi burada hani biraz şans da yardım etmiş Macron'a, gördüğünüz gibi. Fillon'un eşine kayırmacılık yarattığı, maaş bağladığı çıkmayabilirdi ortaya. O zaman Macron'un şansı olmazdı bu. İşte ben şunu söylemek istiyorum. Muharrem İnce de kendine bu çerçevede bir şans yaratma çabasında. Çünkü aksi takdirde Muharrem İnce efsanesi zaten takdir edersiniz ki bitti adam kazandığıyla. Şimdi yeniden bir acaba şans bana döner mi, rulet mi oynuyor derseniz, bu şansı bir kere zorlayayım mı diyor derseniz, yani bir şansını zorlama söz konusu burada diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin şansına da bir odaklanalım. CHP yönetimi şayet tabanını mutlu etmeyen, CHP'li olmayan bir ismi aday gösterirse, İnce 100 bin imzayla seçime katılabilir ve şansını deneyebilir. İşte bu şansı anlayalım şimdi. Ancak karşısında daha güçlenmiş, ki 2 gündür takdir edersiniz ki anlatıyorum size, Meral Akşener'in artık çok ciddi bir merkez sağ lideri olarak avantaj sağladığını, güçlenmiş bir Meral Akşener var karşısında Muharrem İnce'nin artık. Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan gibi isimler var, ki Ali Babacan da Macron modeli olarak çok nitelendirildi, biraz önce vurguladım. Ancak bu gibi isimler olmasına rağmen Muharrem İnce vereceği mesajlarla önünü açabilir. Merkez sağın ve solun her iki tarafına da mesajlar verebilir. Parlamenter demokrasiyle Türkiye'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti anayasal niteliklerine bağlılığını vurgulayıp Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine mesajlar verebilir. Z kuşağında sempati yaratabilir. Ayasofya'da değil Sultanahmet'te namaz kılmıştı ve kutuplaşma yaratmak istemiyorum ben diyerek şansını yaratabilir. Şimdi bütün bunlar Muharrem İnce'nin şansı olabilir. Macron modeli derken belki de sadece bu şans kısmını değerlendiriyor. Ama Macron demin de ifade ettiğim gibi şansıyla bu seçimi kazanmış olabilir. Ama avantajları da vardı. Sağa da sola da verdiği mesajların tutmasının nedenlerinden biri bir ekonomi bakanlığından geliyor olması. Ekonomi mesajlarıydı Macron'un aynı zamanda. Ki Türkiye'nin şu anda iki derdi var. Biri ekonomi, biri dış politika. Savaş tamtamları çalıyor sevgili dostlar. Ben değerlendirmedim ama bakın Yeni Çağ Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi bile Mavi Vatan satrancına şah çektik demiş Yeni Çağ. Doğu Akdeniz atağı demiş Cumhuriyet Gazetesi. Dış politika ve ekonomi Türkiye'nin çok ciddi problemi. Şah diyor. Mat ederler sizi. Hal böyleyken böyle bir ekonomide hareket edilir mi? Enver, hani var ya şey, viral bir video vardı. Çocukların adını hatırlayamayacağım şu anda. Hani o olma, şu ol diye. Enver olmayın. Enver Paşa olmayın. Atatürk olun zekice, Atatürk. Mat ederler sizi 2 dakikada. Enver olma. Mustafa Kemal ol. Sözü de burada bağlayalım efendim. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.